Arkadaşlar, biz Isparta'dayız. Aslında gül bahçeleri için gelmiştik ama güller açmadığı için maalesef göremedik. Şimdi gül müzesi varmış. Oraya gidiyoruz. Bakalım. Gölü'ne geldik. Çok güzel. Şurada tesisler var. Bir şeyler yiyip içilebiliyor. Ve burası plaj olarak kullanılıyormuş. Çok güzel park alanı var. Şurada restoran, kafe gibi ve hediyelik eşya satılan yerler var. Ve kocaman bir alan. Çadır kurmak da yasakmış. Bence uzaktan renkleri daha da güzel görünüyor. Yakınında anlaşılmıyor ne oldu. Burada piknik alanları da var.
sıcak havalarda güzel, keyifli vakit geçirilebilir burada bence. Burada hediyelik eşya satan yerler var. Evet, var. Şimdi Salda'dan çıkıyoruz. Buradan Pamukkale'ye biraz yolumuz var. Orada tekrar görüşürüz. Denizli'nin leblebisi meşhurmuş. Şimdi bakalım bir sürü çeşidi varmış. Yani... Ve burası o kadar büyükmüş ki bu şekilde araçlar kiralanıp gezilebiliyormuş. Girdik bakalım, başlayalım. Şu an saat 5.30'a geliyor ama şu otobüs yoğunluklarını, araç yoğunluklarını ve insan kalabalığını görüyorsunuz. Tiyatroymuş ve en iyi korunan yerlerden biriymiş. Buranın kazıları 50 yılı aşkın bir sürede tamamlanmış ve böyle mükemmel görüntüler ortaya çıkmış. Bir kilise varmış. Antik havuza geldik. Harika. Burası mükemmel. Bu alanda ayakkabılar çıkarılıyor. Ayakkabılar elinize alıp böyle yürünüyor. Buralar gerçekten mükemmel. Bu şekilde katman katman havuzlar var ve su sıcak. Harika. Mayo ile gelinip gerçekten yüzülebilir. Yukarıdaki Kleopatra havuzunda da aynı şekilde. Yüzmek ücretli ama kesinlikle değer. Çok değişik bir atmosfer var. Burada böyle uçuş yapılabiliyor, bu harika manzaraydı. Buraya bir tam gün ayrılmalı bence. Yoksa keyfi çıkmıyormuş.
Videomuz burada sona erdi. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.